Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere birazcık yerli malı meselesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz özellikle telefon tarafında son yıllar Türkiye'de bir yerli üretim furyası başladı. Aslında daha önceden de vardı bu. Birçok markanın da bu tarz böyle yerli üretim, Türkiye'de üretim gibi şeyleri oldu. Ve ben de elimden geldiğince genelde yerli malı, işte Türkiye'de üretilen cihazlara karşı, illa bu bir cihaz olması değil, herhangi bir şekilde Türkiye'de üretilen bir içerik olur, bu işte çözüm olur, bir şey olur, soyut bir şey de olabilir. Elimden geldiğim kadar destek verdim. Ama şimdi telefon tarafında gelinen noktaya baktığımızda ise mesele biraz daha böyle şeye doğru gelmiş durumda. Hani işte bir üretim yapalım, adını yerli diyelim, çok da satalım, paramızı kazanalım noktasına gelmiş durumda. Bunu neden söylüyorum? Şimdi biliyorsunuz GM22 ailesi tanıtıldı, yani General Mobile'ın. GM22 Pro, işte Plus, bir de normal modeli var. Bir de saati tanıtıldı. Şimdi bu ürünler güzel ürünler. Türkiye'de üretilen fabrikaları var. Hatta İkiteli'de ben gittim, gezdim de. Güzel de bir fabrikaları var. Orada üretim yapıyorlar. Hatta sadece montajın dışında da işte devre üretebilecek, baskı yapabilecek güzel bir fabrikaydı bu. Tabii şimdi GM22 modellerine baktığımızda ise şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bu modeller işte genelde çok eski işlemciler kullanıyor ama fiyatları çok yüksek. 3 modelde de böyle bir durum söz konusu. Hatta bizim sektörden tanıyanlar vardır muhtemelen. Belki beni takip eden onu da takip ediyordur. Etmiyorsanız edin. Beni de takip edin bu arada. Kerem Enginer var. Kardeşimiz daha önce Hardware Plus'ta çalışıyordu. Şu anda kendi kişisel kanalı var. O mesela bayağı ciddi bir analiz yapmış. Ben o kadar bir analiz yapmayacağım bu videoda. Ne yazık ki şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Hani yerli malı tamam. Türkiye'de üretiliyor tamam. Milli işte bir ürün tamam. Eyvallah ama hani bu şu demek anlamına gelmiyor ne yazık ki. Hani aynı özelliklere sahip bir telefondan ya da bir üründen, illa telefon olması şart değil, neden daha fazla 1.000 lira, 1.500 lira para verelim sorusunu insanın aklına getiriyor. Elbette mesela çıksa burada bir General Mobile yetkisi dese ki ya işte biz onun şöyle sebebi var, böyle sebebi var, işte şu vergisi var, bu vergisi var. Eyvallah. Hani böyle bir açıklamaları varsa da ben yayınlamak isterim. Kanalıma gelsinler, buyursunlar, konuşalım. Yöneticilerinden de bir kısmını tanıyorum, sahibini falan da tanıyorum hatta. Gelsinler, konuşalım ama buradaki genel sıkıntı şu, yerli diye, milli diye arkadaşlar kimse bir ürüne, illa telefon olması şartıyla, burada General Mobile üzerinde konuşmuyorum, bir ürüne, bir hizmete daha fazla para vermek istemiyor. Tabii ki biz destekleyelim, tabii ki biz o ürünleri almaya çalışalım ama muadil bir ürün aynı fiyata satılıyorsa veya daha uygunsa o zaman insanlar neden onu tercih etmesin? Yani burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi özellikle telefon tarafında konuşacak olursak şu anda zaten herkes Türkiye'de üretime başladı. Bugün Samsung'undan, Oppo'suna, işte ne bileyim Vivo'sundan, aklınıza gelecek her türlü marka, Tekno'suna, bilmem nesine kadar hepsinin Türkiye'de öyle de böyle bir fabrikası var. Ha, kimisi montaj yapıyor, kimisi daha ileri seviyede işçilikle ve bir emekle bir iş yapıyorlar. Orası ayrı konu. Yani onu tartışmıyorum, onu konuşmuyorum. Fabrikası olsun eyvallah. Hepsine bizim kapımız açık, hepsini destekleriz. Ben önceden de destekledim, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğim. Orada bir sorunumuz yok. Ama hani kimse kusura bakmasın. Hatta ben bunu Twitter'da da paylaştım. Hani yerli diye, milli diye daha fazla para kimse vermez. Şimdi belki burada çıkıp da bazıları diyecektir ki ya işte sen nasıl şey yapıyorsun, nasıl konuşuyorsun, yerli malı, yurdun malı şöyledir, böyledir. Eyvallah. Söylediğim gibi ben her zaman destekledim. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğim. Ama o üreticiler de, o markalar da lütfen şapkayı önüne koyup bir düşünsünler. Yani desinler ki biz ne yapıyoruz? İlla yerli diye, milli diye pahalı ürünler yapmasınlar o zaman. Yapmayın yani. Yapmayın arkadaşlar. Mecbur değilsiniz ki. Bekleyin. Uygun fiyat olmasını bekleyin. Ya da en azından muadillerine yakın bir maliyetle üretmeye çalışın. Hani ben şunu söylemiyorum. Hani aynı fiyat olsun ben yine yerli tercih etmeye çalışırım. Her zaman da etmeye çalışıyorum ve ediyorum da. Ama bu şu demek değil ki herkesin parası kıymetli. Herkesin imkanları kısıtlı. Özellikle şu pandemiyle, şununla bununla, enflasyonla bilmem neyle uğraşırken tutup da kimse kusura bakmasın hani yerli diye, milli diye daha fazla para, daha fazla bir maliyete katlanmak istemiyor. O yüzden hani bence üreticiler şapkayı bir önüne koysunlar, desinler ki kardeşim evet haklısın. Bak biz burada böyle böyle bir şey yaptık. Bundan sonra yapmayalım. Ya bunu düşünsünler yani. Çünkü mesele şu değil. Bakın destekleyelim, her zaman da söylüyorum. Mesela ben çok basit bir örnek vereyim. Desteklemeye çalışıyorum. Hatta onunla ilgili bir kısa video çekeceğim. Herkes WeTransfer'i bilir değil mi? 2 GB'a kadar dosya transferi yapabiliyorsunuz internet üzerinden. Tamam. Bunun yerli muadili de var. 100 GB. Ben çok kullanıyorum. Paylaşmada çalışıyorum elimden geldiğince. Ve 5 GB'a kadar ücretsiz bir şey gönderebiliyorsunuz. Yani bunları destekleyelim. Bakın bu güzel bir şey. WeTransfer gibi dünyada mı var? Türkiye'de bir şey yapmaya çalışan birileri var. Bir insanlar var. Bunları destekleyelim tabii ki. Ama
Hani şimdi WeTransfer 2 GB yaparken sen tutup bana 500 MB şeydi dosyayı, aa ben de yapıyorum, ben yerliyim diye bana çok amiyane tabirle kakalamaya çalışırsan bu olmaz. Ama sen gigabyte gibi 5 GB ver abicim, bak ne güzel. Ha bu adamları destekleyelim, bu insanları destekleyelim, biz bunun arkasında duralım, paylaşalım, söyleyelim. Ama o üreticiler de bir düşünsün. Yani sadece yerli milli lafıyla olmuyor bazı şeyler. Bunun altını da doldurmak lazım. Biz destekleyelim kullanıcı olarak, tüketici olarak. İşte ben içerik üreticisi olarak videoda anlatayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Ama o üreticiler de şapkayı önlerine koysunlar ve desinler ki biz ne yapıyoruz. Baksınlar rakiplerine. Onlar nasıl satabiliyor? Mesela GM22 Pro 5000 liraya satılıyor. İşlemcisine bakın, RAM'ine bakın, depolama kapasitesine bakın, ekranına bakın, diğer özelliklerine bakın. 5000 liraya, yani bu telefonun neredeyse iki katı kadar güçlü veya donanımı daha iyi telefonlar alabilirsiniz arkadaşlar. Yapmayın yani hani. Tamam, yerli malı, yurdun malı destekleyelim. Her zaman arkasında duralım ama onlar da birazcık rakiplere baksın. Ya biz ne yapıyoruz desin. Kendini bir sorsun yani bunu. Sormuyorsa da o zaman kimse kusura bakmasın. Yerlidir, millidir, başımızın üzerinde yeri vardır ama onlar da biraz dikkatli olacaklar. Ürettikleri ürünleri birazcık daha analiz edecekler arkadaşlar. Onu açık ve net söyleyeyim. Alınmaca, darılmaca, kırılmaca, vay Özgür bizi gömdü, vay şu oldu, bu oldu demece yok. Burada sadece General Mobile için söylemiyorum. Bu iddiada olan herhangi bir şey üreten herkes için, her marka için aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Düşünün, taşının. Biz bunu niye böyle bir ürün yaptık? Niçin tercih etmeli kullanıcı? Yani sadece yerli milli diye olmaz. Altını doldurmak gerekiyor. Altını doldurmadığınız her şey havada kalır. Bu ürün de havada kalmış. Bu markalar da havada kalmış. O yüzden dikkat etsinler markalar. Bir şey üretirken de çok düşünsünler. Mesela ben TOG'un, yerli otomobil TOG'un lansmanına da gittim Gemlik'teki, işte yaklaşık bir ay önce falan. Kanalda da videolarını yayınladık. Şurada yayınladık, burada yayınladık. Şortunu yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Çok güzel bir araba geliyor. Ve gerçekten de dünya standartlarını düşünüyorlar. Böyle düşünülsün, eyvallah. Ha o araba ucuz olacak falan filan diye beklemeyin. O özellikleri sunan birçok araç zaten 1 milyondan aşağı değil şu anda. Tesla falan da geliyor. En ucuzu 1200'e falan gelecek. 1.2 milyon TL'den bahsediyorum. O yüzden lütfen hani bir şeyi destekleyeceksek tamam destekleyelim. Ama o ürünün, hizmetin de düzgün olması lazım. Düzgün olmadığı zaman işte o zaman sen yerliyi destekliyorsun. Vay ben desteklemiyorum. Sen Amerika uşağısın, yok sen bilmem nesin falan diye tartışır dururuz. Ama önemli olan tüketicinin, biz kullanıcıların o üründen, o hizmetten, o işte sunulan şey artık neyse ondan aldığımız katma değerdir arkadaşlar. Sonuçta burada bir para veriyoruz. Bakın bu çok önemli. Hani bu böyle Allah rızası için, hayırseverlik için yapılan bir şey değil ki. O üretici de para kazanıyor oradan. Çoluğun çocuğunu geçindiriyor, ailesini geçindiriyor. O fabrikada çalışan insanlar var. Hepsini de ben önemsiyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Hani böyle Türkiye'de montaj yapılıyor ha 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 falan diye küçümsenecek şeyler değil. Türkiye'de fabrika açan her zaman arkasındayız. Destek olmaya çalışırım. Elimden geleni de anlatırım, söylerim. Ama o üreticiler de bunun sorumluluğunda olmalı. O sorumluluk olmadığı zaman işte böyle hani ben bir ürün yaptım, yerli diye bana desteklemiyorsunuz. Olmaz. Bunu açık öne söyleyeyim. Sizin de fikirleriniz vardır mutlaka. Yani General Mobile üzerinde olur veya diğer yerli milli olduklarını iddia ettikleri şeyler üzerinde olabilir. Yazın, yorumlarda tartışalım. Gördüğüm şu ki arkadaşlar, bu konu bir suistimal meselesi haline gelmiş. Bu suistimale alet olmamak lazım. Tamam, destekleyeceğiz tabii ki. Ben bundan sonra da destekleyeceğim bu arada, bakın. Yerli milli olduğunu, yerli olduğunu, Türkiye'de üretilen alternatifi, muadili, yabancı olan şeyler için her zaman desteklerim. Ama o üretici de bir baksın. Hani benzer ürün kaç paraya? Ben hangi donanımı, ne kadar fiyatı sunuyorum? Buna bir bakması lazım. Ya buna bakmazsa ne olur? Hani boşuna konuşuruz burada. Ben yerliyim, ürettim. Tamam. Muadili ne abi? Şu. X marka. Peki o kaça satıyor? Yarı fiyatına. Üçte birine. Ne bileyim. Dörtte üçüne. O zaman insanlar niye bunu tercih etsin? Bunu altını doldurmak lazım. Belki şunu diyebilir üretici. Ben şimdi bunu yapıyorum ama işte bir sene sonra bilmem niye üreteceğim. Tamam. O zaman gelip konuşalım madem bunu. O yüzden benim bu konudaki düşüncem bu. Markalar kendilerine dikkat etsin. Sadece yerli diye, sadece milli diye bu gazla olmaz. Güzel ürünler üretsinler. Biz de elimizden geldiğince destekleyelim. Siz de yorumlarınızı esirgemeyin. Yazın, çizin. Öyle yani. Burada böyle bir hani fikirlerimi paylaşmak istedim. İçimi dökmek istedim. Twitter'da falan da yazmıştım. Orada da böyle güzel yorumlarınız geldi. Çok teşekkür ederim hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.